Size merhabalar. Yepyeni bir video eğitim serisiyle tekrardan sizlerleyiz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu video eğitim serimizde Fusion 360'ı kullanacağız. Fusion 360 ile ne yapacağız peki? Satranç taşları tasarlayacağız. Piyondan şaha kadar ve kolaydan zora doğru bütün satranç taşlarını nasıl tasarlayabileceğimizi mantık yürüterek oluşturmaya çalışacağız, yapacağız ve birlikte yorumlayacağız. Bu video serilerimiz part part olacak. Her bir taş için birer tane video çekmeyi düşünüyorum. Şu anda piyon yapımına geçmeden önce size biraz Fusion 360'dan bahsetmek istiyorum. Fusion 360, Autodesk tarafından geliştirilen 3D tasarım CAD programıdır. Öğrenci lisansı alarak öğrenci transkript belgenizle ya da öğrenci belgenizle birlikte Fusion 360'ı 3 yıl ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pratik, çok rahat, çok kullanışlı ve hiç bilmiyorsanız, daha önceden bir 3D tasarım yapmadıysanız çok kısa sürede öğrenebileceğiniz ve alışabileceğiniz bir program. Kendim çok kısa bir sürede sadece internet videoları izleyerek öğrenmiş olduğum, severek de kullandığım bir program. İlerleyen videolarda daha detaylı Fusion 360 dersleri istiyorsanız lütfen bunu yorumlara belirtin. Şu anda satranç taşını yapmaya başlayacağım ve bu videonun amacı olan piyon taşımızı nasıl yapabileceğimizi hep birlikte öğrenelim. Geçelim yapmaya. Satranç taşlarını yapabilmek için internette şöyle bir araştırma yaptım. Benim için güzel bir satranç taşının fotoğrafı tam ön ekrandan çekilmiş halde olması gerekiyordu. Bunun için vektörel olarak arayabilirsiniz. Ben her videonun açıklama kısmına link bırakacağım. İstiyorsanız aynı tasarım yapmak için o linkten resmi indirip siz de benimle birlikte yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi biz bu indirdiğimiz resmi Fusion'dan nasıl açıp ekranımıza yerleştirebiliriz? Şöyle bir kolaylığımız var. Insert komutuna tıklıyoruz. Ekranda, ana ekran, solid ekranında gördüğümüz insert komutuna tıklıyoruz. Hemen aşağıda kendi masa seçeneği var. Tıkladığımız zaman şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Insert from my computer. Yani kendi bilgisayarımdaki bir dosyayı buradaki Fusion 360'ın içerisine aktaralım. Tıklıyorum. İndirdiğim seçenek açılıyor. Shift tıkladığımız zaman bize hangi düzleme yerleştirmek istediğimizi soruyor. Şimdi bu düzlemleri şöyle açalım Origins'imize. Buradaki düzlemlerimizin her birinin üstüne geldiğimiz zaman sol ekrandaki Origins bölümünün içerisinde adı mavi renk yanacak şekilde gözüküyor. Şimdi tabandaki olan XY düzlemi. Biz bunu kullanmayacağız çünkü ekranın etrafına çevirme komutu, yani şuradan girelim, Revolve komutunu kullanacağımız için mümkün olduğunca size de tavsiyem dik bir şekilde kullanın. Yani XZ ya da YZ'yi kullanmayı tavsiye ederim. Ben YZ üzerinden şöyle seçiyorum. Resmimi konumlandırmak istiyorum. Şimdi resmimin yüksekliğini ayarlamadan önce hemen şuradaki, biraz yaklaşıyorum, mouse'umun altında tam köşedeki oval kısmı tıklıyorum. Bir kat kadar diyor. Ama ben buraya 5 katını istediğim için 5 ile çarpma seçip 5 yazıyorum. Ve oradan sonra hemen şuradaki right'a tıklayarak komutumu, şuradaki bütün taşların hepsini yeşilin üzerine çıkarmaya çalışıyorum. Bu sayede şurada tekrardan ana ekranımıza geldiğimizde buradaki düzlemin altına taşmamış olacak. Yani XY düzlemin altına taşmamış olacak. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra OK'ye tıklayabilirim. Artık başka bir resim ekleme işlemim yok. Şimdi geliyoruz. İlk başta ne demiştik? En kolaydan en zora doğru gideceğiz. Şu an için biz piyonu tasarlayacağız. Geliyorum, piyonun üstüne yaklaşıyorum. Buradaki solid komutlarımın hemen altında Create Sketch adı altında bir işlemim var. Tıklıyorum Create Sketch'e ve burada canvas'ımız yerleştirdiğimiz XY düzlemi açılıyor. İsterseniz buradan tıklayabilirsiniz. Eğer burada gözükmüyorsa hemen şuradaki XY'ye tıklayarak da çizimi başlatabilirsiniz. Ekranı kaydırmak için mouse'un orta tuşuna basıp sürüklüyorum. Şimdi ekranı kaydırdım ve tam istediğim gibi piyonumun üstüne geldim. Piyonumun altındaki tabanı ve yüksekliğini ayarlamam gerekiyor ilk başta. Biraz yamuk duruyor ama sıkıntı değil. Biz sadece burayı bir rehber resim olsun, bize bir kılavuzlu kessin diye aldık. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Geliyorum buradan line'ı seçiyorum ve tam olarak tabana paralel bir şekilde bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Bakın paralel olduğu zaman yeşil renk gözükecektir. Bunun uzunluğunun 10 olmasını istiyorum. 10 çok fazla oldu. Bunun uzunluğunun 9 olmasını istiyorum. 9 da fazla oldu. 8 olursa peki nasıl olacak? 8 olması güzel olduğunu düşünüyorum. Tamam diyelim. Şimdi bunu
pardon, sağ tıklıyoruz ve OK butonu tıklayarak çizim işleminizi Line komutunu kapatabiliriz. Buradaki komutu birazcık sürüklüyorum. Üzerine geldiğimiz zaman sürükleyebiliriz. Çünkü şu anda resim hiçbir yere bağlı değil. Geliyorum tekrardan Line'a tıklıyorum. Bu sefer Line'ımdan buradan yukarıya doğru çekeceğim bir çizgiye ihtiyacım var. Hemen geldiğimde bakın burada bir tane üçgen, yeşil renkli üçgen çıktı. Bu orta noktası midpoint olduğunu gösteriyor. Geldim tıkladım buraya. Geldim yukarıya doğru. 15 yazdım. 90 derece olmasını istediğim için taba bastım. 90'a bastım. Tekrardan enter'a bastığım zaman 90 derecelik bir şekilde bir yüksekliğim oluşturdu. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? Buradaki piyonun tek bir tarafını alıp bunu şu eksen etrafını 360 derece döndürerek piyon şeklimi ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Geldim buradan fit point spline, yani spline kıvrımlı çizgimi alıyorum. Ve başlıyorum her bir noktadan yukarıya doğru çıkartarak şeklimin çizimini oluşturmaya. Geldim şöyle seçiyorum. Kaba taslak piyonumu oluşturmaya çalışıyorum. Bu şekilde seçtim. Şöyle birazcık detay verelim. Burada illa ki şekle bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ben sadece ne yaptığımı görebilmek için şeklimi ekledim. Bu sayede kılavuzumuz dediğim gibi bir kılavuzumuz olacak. Bizim ortaya çıkan ürünümüzün neye benzediği hakkında bir yorumumuz olacak. Buraya da geldim, tıkladım. Şöyle devam edelim. Eski şu tane ekranımıza geldim. Mesela şunu tamamlamak için en sonunda buraya geldim ve buradaki OK'ye bastım ve bitirdim. Sağ tıkladım, OK'ye bastım. Burada bazı yerler tam oturmadı. Siyah noktayı tutup sürükleyebildiğim gibi çift tıkladığım zaman ortaya çıkan yeşili de yeşilin açılarını da şu şekilde değiştirebiliyorum. Cancel diyelim. Bir kere daha tıkladığımda buradaki çıkan yeşilleri de biraz çevirerek değerlerini değiştirebiliyorum. Burayı da biraz aşağı indirelim. Şöyle çıkartalım. Ctrl Z yanlış yaptım. Hata yaparsanız Ctrl Z'ye basmakta çekinmeyin. Geldim burayı yukarı çıkarttım. Tam şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şeklin etrafını spline'la, yani kıvrımlı çizgimle geçtim. Ve şu an için tamamlandığını düşünüyorum. Şeklim bittiğinde finish sketch'e basabiliyorum. Ve tamamlandı. Şu an çizim işlerimiz tamamlandı. Ben iki boyutlu bir resmin üzerine şu anda iki boyutlu bir çizim yaptım. Bu iki boyutlu çizimi Solid ekranındaki Create komutlarından Revolve işlemiyle seçerek Select'e geliyoruz profiline. Profilimizi seçiyoruz ilk başta ve sonra Axis komutu olarak oluşturduğumuz dikmeyi seçip 360 derece döndürdüğümüz zaman tamama basalım. Ve bakıyoruz ki şuradaki canvas'ı kapatalım. Piyonumuz oluşturuldu. Bu kadar basit bir işlemle bir piyonu oluşturabiliyoruz. İlk videomuz bu şekildeydi. Canvas'ımızı açalım. Bir sonraki videomuzda buradaki kale komutumuzu, yani kale taşımızı nasıl yapacağımızı hep birlikte düşünüyoruz. Ve hemen hemen benzer işlemler kullanarak bir satranç taşını daha oluşturacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.